Selamlar millet, ben Volkan. Bugünkü videomuzda 998 skinde kalan hesabımızı yeni gelen skinlerle binin üstüne çıkarabilecek miyiz? Hep birlikte görelim abi. 10.3 yamasıyla mı geldi bilmiyorum. Önceki page'de mi geldi? Şu şekilde 5 tane bir kostüm gelmiş. Ejder katili, ejder katili ve gönül avcıları olarak. Bunları nasıl açıyoruz abi? Full skinli hesaplarda. Mevcut olan 3 tane kostüm parçacığını buradan birleştiriyoruz ve mevcut olmayan ejder katilleri geliyor abi. Çat çat çat. Tamamdır, bunu da açtık ve şu an güncel olarak TR sunucusunda 1000 toplam mevcut kostümümüz bulunmakta. Hadi bunu arttıralım, 1000'in üstüne çıkartalım abi. İşleyelim işleyelim. 3 tane daha var sanırım. Ejder katili Olaf'ı da açtık. Şunları da işleyelim. Ejder katili Trundle da geldi. Bakalım devam edelim. Gelecek mi? Bir tane daha kaldı sanırım. Evet, gönül avcısı Jinx. Kostümlere geldik mağazadan ve alınacak hiçbir kostüm yok. Toplam kostümlerimize de bakacak olursak 1003 kostümümüz bulunuyor. Şu şekilde de gösterelim. PB sunucusu falan değil. TR sunucusu. Zaten birazdan da rank atacağım buradan. Evet, 1003 kostüme ulaştık. Buradan merak ettiğiniz herhangi bir kostüm varsa onunla oynamak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda en fazla beğeniyi alan kostümü oynayacağım. Haberiniz olsun. Hadi şimdi maça geçelim. Bugün Hextech Swain oynuyoruz abi. Türkiye'nin en fazla kostümüne sahip hesabımızdan. 1003 kostümlü hesabımızdan Hextech Swain'e geçtik. Bu kostümü seviyorum. Yani gelmiş geçmiş en iyi Swain kostümü ama bir o kadar da alması çok zor. 10 cevher karşılığında alınan bir kostüm. Burada yetenekleri çok güzel. Gerçekten minyonların arasından attığımızda rakibin görme ihtimali düşüyor. Ondan sonracığıma ultisindeyken 6 level'daki o etkisi falan çok tatlı. Ve bu kostümde bu zamana kadar fark ettiğim bir şey var arkadaşlar. Yani diğer kostümlerden ayırıyorum ben bu kostümü gerçekten çünkü... animasyonları daha bir uzağa gidiyor. Skill'leri daha bir uzağa fışkırıyor böyle. Şu an bulunduğumuz Elo Diamond Elo. Solo Q atıyoruz. E geldi. Biraz geç geldi. Ignite'ı saldım ama hasar yetmeyebilir. Evet, yetti. Düz vuruşu da saldık. Çok güzel. Burada Zed'in Flash Ignite'ını aldık. Gayet temiz bir oyun. Zed main bu arada arkadaşlar. 200-300k bir Zed'i vardı arkadaşın. Kendi red'ini aldı mı acaba Kha'Zix bilmiyoruz. Görmedim üstünde ama bizim red'e gitti şu an. Map'te onu fark ettik. Ben şöyle bir red'ine bakacağım. Evet, kendi red'ini almış. Şöyle bir ormana girelim. Evet, bunu alıp çıkmış ya. Abi daha hiç base atmadım. Burayı pushlayalım hemen. Aynen. Zed base'den yak 3 kere falan geldi bu arada ve kule altı keserim diye düşündü. Kesemedi çocuk. Gayet iyi daha burası. Çok iyi. Mid lane'de çok fazla yaptığım bir build değil bu. Hextech. Roket kemer çekeceğim ilk eşya olarak arkadaşlar. Ama öne geçtiğim zaman bu eşyayı da tercih ediyorum. Hem can veriyor, hem ekstra hasar, hem de mobility. Verdiği bekleme süresinin azalmada gayet kafi. Burada düz vuruşları çok tatlı. Bu skinle oynarken bence bir atak speed'i daha fazla bu şampiyonun. Her ne kadar yazmasa da. Animasyonları daha bir hızlı çıkıyor gerçekten. Büyük ihtimalle Zed yoldayken onu kesebilirim. Aramızda 2 level fark var şu an Zed'le. Hala Kha'Zix'e kaldı. Kha'Zix'e devam edeceğim ben burada. Slowbee elektrik veri yedi. E dönüyor. Çok güzel, oradan da slow yedi. Şuraya Q'yu patlatalım, keselim. Burada Q düz. Bir düz daha yapalım. Zed 5 level. O yüzden hala agresif oynayabilirim. Ama ansızın 6 olursa çok dikkat etmem gerekecek. Ya ben bu kostüme gerçekten aşık oluyorum ya. Oy çok iyi. EW, Q. Ignite'ı da saldım. Bir auto. Okey, o orada. Wow! Oğlum Gragas'ın Q'su o kadar. Ne ya? Ben değmedi sandım. Şuraya atmıştı. İlginç. Çok iyi. Gragas da bu arada jungle'da en güçlü şarlardan bir tanesi abi. Kore'de falan LCK'de çok fazla tercih ediliyor. Kha'Zix bot side. Bot side'da full görüşümüz var. Şurayı hemen dipten Q ile pushlayacağım. Oo, pushlayamadık. Bu beni kesemez ki. Bak, hem E'den type çektim hem de üstüme devam etseydi W'dan type çekecektim.
Ben buraya giremem hiçbir şekilde. Çok dikkat etmesi lazım Gragas'ın. Wow, Gragas çok güzel tekledi. Vur oğlum şişman. Arkadaşlar ilk eşya olarak Hextech roket kemeri çektim. Öne geçtiğim için şu an acayip güçlüyüm. Bu tarz bir build de deneyebilirim. Bu aralar bunun üzerinde çalışıyorum. Şu an tercih etmiyorum. Almayın. Ama denemek isterseniz de deneyebilirsiniz yani. Bu da oluyor yani. Midi seriyi açsanıza kanka diyor Zed şu an. Evet. Zed'i tilt ettik abi. Yeni skinle. Niye bu kadar zorluyor Kai'Sa buraya anlamadım ya. Okey. Seriden base atıyorum. Mid lane bana doğru pushluyor. Zed'le aramızdaki level fark var. 0-6 oldu. Top lane'e gitti. Top lane'de de öldü. Tilt olup swap attılar. Top'ta da öldürdü kendini. Ah, klonunu attım. Ama hemen şöyle bir RQ. Mutluluklar dileyelim. Bakın cevherler de çok tatlı geliyor ya. Rakibin ölüsünden falan. Abi şu an ikinci eşya olarak Ryli'yi tercih etmek istiyorum. Morello'luk bir durum yok. Lianer'lik yok. Ryli'yi alayım. Mobilitesini keselim. Bizim takım kayıtlasın. Ben rahat bir şekilde kayıtlayabileyim istiyorum. Onun dışında Zhonya neden tercih etmedin derseniz. Evet, suikastlı şarları var. Üstümüze kafa atabilirler ama o kadar da büyük hasarları yok. O yüzden şu an Zhonya tercihinde bulunmak istemedim. Kha'Zix bot side'da. Burada yanlışlıkla Kai'Sa kafa atarsa bir deneyeceğim de bakalım. Oo, bunlar hala pushluyor ya. İnanılmaz. Aldım ben burayı. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Şu ultiyi patlatalım. Ona da mutluluklar dileyelim. Evet, o da öldü. Abi Rayleigh de bitti. Acayip güçlüyüm. 2K canım var. Ultiye bastığımızda Typhon 2 katı kadar biliyorsunuz. Ayrıyetten ultinin verdiği de can miktarı olacak. Yaklaşık bir 2500 falan canımız olur herhalde. Zed hesabı satın almış beyler diyor. Alakası yok, çocuk gayet güzel oynuyordu. Sadece tilt oldu yani, cevap veremiyor burada. Early'de öldükten sonra artık toparlayamadı bir daha. Buradan bir yerden Kha'Zix çıkacak karşımıza. Ha, buradaymış. Çok güzel. Hala kaçıyor. Ryli'im var. Kaçamazsın. Çok iyi. Kai'Sa bayağı tryhard oynuyor abi. Burada hedef Kai'Sa ya direkt. Ah, Arındır almış bir de ya. Of. Abi roket kemer manyak bir hasar verdi orada ya. Çok iyi hasar. Oy. Bir Zhonya olsa. Hadi oğlum onu da al şişman. Oy, vur oğlum şişman. Liandry'yi de çekelim. Dakika 20 olmadan tertemiz bu eşyaları bitirdik. Yani Diamond Elo'da ben bunu bu kadar rahat bir şekilde yapabiliyorsam sizler de yapabilirsiniz abi. Rakibimi tilt ettim. Roam atarak seri bir şekilde açtık. Jungle'ımızla uyum içerisinde oynadık. Sağa sola hep koştuk. Rakip ormana girdik. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlara çok dikkat edin. 2500 can yaptık. Ultili 3K olur şu an. Çok rahat. Ay. Asist alayım. Ah, ne güzel çaldım öyle sağ tıklayarak. Gerçi pasif cooldown'a girmemiş mi orada? O zaman W'dan Liandry'ye falan kaldı. Tamam, çok iyi. Ölsün. Güzel. Maçı bitirmeden önce şu çekirgeyi de keselim ya. Of abi, hasar mı çok yüksek ya. Şunu da kesmek istiyorum. Ya da Kai'Sa'yı. Ah be oğlum, bitirmeseydiniz keşke. Gayet güzel abi. Şöyle bir atılan hasarlara, alınan hasarlara bakalım. Nice. 4 honor aldık. En yüksek hasarı atıp en yüksek tanklamayı yapmışız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Oynamamı istediğiniz kostüm varsa onu da yazabilirsiniz. Herhangi bir şampiyonda en çok like alanı oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bay bay.